da. Brava'yla yolumuz 3 yıl önce kesişmişti. Yağlarını kullandık. Yakıt enjeksiyon katkılarını kullandık. Balafest spreyi de burada. Tasarımları değişmiş, daha güzel olmuş. Yalnız Brava'ya bir eleştirim var abi. Yağınızı bulamıyoruz hiçbir yerde. Şimdi gidip söyleyeceğim zaten. Bakalım o makineler burada mı? Abi bunu bize bir gösterin. Bunu bir çekelim. Tamam, çekelim. Testini yapalım. Yapalım. Test yapalım. Aynen. Ben biliyorum. Daha önce gördüm çünkü. Sen ya, geçen sene de gelmiştin. Sen hatırladın mı beni? Hatırladım. Seni yağ falan almıştık. Ne İyiyim abi. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben hatırladım. O zaman yağınızı da kullanmıştım. Şimdi bu alet Brava'nın kullandığı yağın kalitesini bize gösteren bir mevzu. Ben iki defa gittim yani. Bakalım şimdi abi bize göstersin. Abi gel şimdi motor yağıyla bizim motor yağının bir testini yapalım. Ben şöyle normal geçeyim. Motor yağı ne yapıyor? Bizim ürünümüz ne yapıyor onu anlatalım. Akul motorun 1040 serisi. 5100. Tamam mı abiciğim? Önce bakalım sistemimiz temiz mi değil mi onu bir görelim. Yağ film direncini ölçmek için tasarlanmış. Ben dinliyorum. Görüyor musun? Sistem aslında şöyle çalışıyor. Bir hareketli yüzey, bir de sabit bir yüzey. Temiz bir bilye alabilir miyim? Bir hareketli ve bir sabit yüzey arasında kalan ince yağ filminin metallerin birbirine sürtünmesini ne kadar engellediğini ölçeceğiz burada. Şimdi temiz bir bilyemiz var burada. Şöyle bakabilirsiniz. Temiz. Tamam. Şimdi önce bir motulu testini yapalım. Şey nerede? Bakalım yağ film direnci nasıl? Motul 5100 serisi. Bunu bir karakter olarak düşünün. Tamam. İki metal yüzey arasında yağ. Şimdi bu da bizim ağırlıklarımız. Tanesi 600 gram. Şöyle bakabiliriz. Bir de 20 yetkisi var. Metal metale sürtüyor. Aşınma miktarı bu. Gördünüz mü? Burada da sıcaklık oluştu. Şimdi bunu çeviriyoruz. Temiz yüzeye getirdik. Motorda metal metale sürttü ve içinde çapak oluştu. İçinde çapaklar var. Yeni bir tane kartelimizi koyalım. Önce sistemimizi temizleyelim. Brava 10.50 4 litre 6000 serisi yarı sentetik. Bunun viskozite farkı var mı? Birisi 10.40 brava 10.50 çok bir şey yok yani. Viskozitenin bu testte çok bir önemi yok. Şimdi temiz yüzeyi yaptık. Az önce motor burada ötmeye başlamıştı. Doğru mu? Metal metale sürtüyor mu? Aradaki yağ filmi bunu engelliyor, direnç sağlıyor. Gördünüz mü? Şimdi bir bakalım ne kadar aşınmış. Motorla karşılaştıralım. Üstelik daha fazla ağırlık koyalım. Çek yakından. Var mı bir şey? Ben göremiyorum. Bu motor, bu da çok yok gibi. Cici var. Diyelim yolda gidiyoruz.
olsun, motosiklet veya araba. Karteri delindi. Sistemde yağ kaldı. Değil mi? Bak yağ karterin kaldı. Diyelim sistemde yağ boşaldı. Motosiklet veya araba fark etmez. Tekrar bakalım. Ürünümüz sistemde kalıcı. Metal yüzeye yapışmış mı? Direnci buradan görebilirsiniz. Sesten de anlayabilirsiniz zaten. Yük bindikçe sisteme olan etkisi artıyor. İsterseniz bunu şöyle de yapabiliriz. Diyelim motor yağın içine su girdi. Olur mu? İçine biraz su katalım. Yağın en büyük düşmanı nedir? Su. Yağın özelliğini yitirmesini, karışması bir yandan da bastıralım. Yağı iyice ezelim. Bakalım yağ vazifesini yapıyor mu? Metal metale sürtecek mi? Biraz daha basınç yapalım. Biraz daha basınç yapalım. Peki bütün sistemi geldiniz, suyla yıkadınız. Şöyle bakabilirsin. Yağ vasfını yitirdi. Diyelim siz bütün hepsini sildiniz. Bakın sistemde yağ bırakmıyoruz. Tamam mı? Bakalım etkisi devam ediyor mu? Motulun ötmeye başladığı yerde sistemi suyla yıkadık ama etkisi devam ediyor. Bu bizim aynı zamanda zincir spreyimizde de bu özellik var. Parçama toplama spreylerimizde de var. Bütün ürünlerimiz suya, korozyona, aşınmaya karşı özel formüle edilmiş. Ve bütün ürünler sigortalı. Şimdi bakalım. O kadar zorladık. Aşınma nerede? Görebiliyor musunuz? Motul. Bravo. Abi kendim. Tamam. Abi. Gördünüz. Abi çok güzel anlattı. Ürünü çok güzel gösterdi. Vallahi şaka gibi gerçekten. Yani yağ temizledi, üstüne yağ koydu, su koydu. Hani yağ boşalttı, sildi. Üstündeki ufacık bir tabaka bile, yani bakayım ben de bizzat hani şey olmasın, ağırlığı da gerçekten ağır yani. Hani bundan 600 grammış tanesinde ağırlığı. Görüldüğü üzere yani şey açısından iyi. Sürtün. Ben zaten kullanmıştım birkaç defa Brava'nın yağını. Daha sonra bulamadım ama. Şimdi onu da söyleyeceğim. Ya bulamamıştım. Hatta kullandığımız yağ da buydu. Nanotech 1050 buydu. Şimdi bir abinin yanına geçelim. Abi gel. Abi şimdi 10 numara anlattın. Vallahi eline sağlık. Eline sağlık abi. Çok güzel anlattın. Abi şimdi benim birkaç sorum olacak. Abi bu Brava yerli midir? Evet. Abi peki Brava'yı nereden bulabiliriz? İnternetten ya da yetkili bayilerden alabilirsiniz. Yetkili bayilerimiz var. Sizin de kendi internet sitenizden satışımız var. Brava.com.tr'den bulabilirsiniz. Orada tüm ürünler şöyle hatta. Bu çok daha büyük bir katalog halinde. Burada bulabilirsiniz. Burada motosiklet grubu için bizim ürettiğimiz özel seriler var. 6000 ve 9000 serisi. Bunlar ekstrem katık içeriyor. Kullanıldığı motorlarda öncekileri oranla suya, neme, aşınmaya ve korozyona karşı dayanım sağlıyor. Motosikletler daha sessiz, daha güçlü ve daha uzun ömürlü oluyor. Bugün bir motosikleti, basit bir motosikleti yaptırıyorum deyin, 10 bin liraya motora para ödersiniz. Evet. Ama bu Castrol, Mobil, BP, Shell veya Motul dediğimiz markalardan çok daha uygun fiyata, çok daha iyi ürün alabilirsiniz. Kaliteye ulaşmak zor değil. Sadece Brava alın yeterli. Duydunuz, kaliteye ulaşmak zor değil. Vallahi gözümüzle gördük, onayladık. Tavsiye ederiz. Zaten kendim de kullandım daha önce. Aynı şekilde bizim sprey gruplarımız var. Zincir spreyi. Zincir spreyi var, balata spreyi var. Bakın şu zincir spreyi muadili olmayan çok güzel bir ürün. Suya karşı inalım. Az önce yaptığınız test vardı ya, gördüğünüz. Evet abi. Yağ su ekledik. Şimdi sadece bunu suyun içinde çalıştırıyoruz. Zincir spreyi sıkıyorsunuz, suyun içinde çalıştırıyoruz. O kadar yüksek devirli. Ve ona rağmen zincir kesinlikle ama kesinlikle metal. Bütün ürünler sigortalı ve birinci sınıf. Evet, bir de zaten araştırma geliştirme şirketi burada da diyor ki Mafre Genel Sigorta tarafından mali sorumluluk sigorta kapsamında
sigortalıdır. Bir üründe bunu görmek ilginç yani. Çok görebileceğimiz bir şey değil. Bakın abi yazmış oraya. Bakın özel motor yağları, ekstrem serisi. Kolay dediğimiz. Kolay. Bütün yağlayıcı grupları, yağ ve yakıt katıkları, şanzıman katıkları, şanzıman yağları, amortisör yağları, fork oil grubu dediğimiz ürünler, trendorli yağları, Türkiye'deki tek üreticiyiz. Antifriz de envai çeşit, buraya sığmayan yaklaşık 1000 çeşit ürün var. İnternet sitesinde herkes görebilir. Bravo.com.tr. Abi elinize sağlık. Abi sağ ol, teşekkür ederim.